Olimpiyat oyunlarında Cumhuriyet tarihindeki ilk madalyayı aldım. Türk jimnastiğinin ilk madalyası hem olimpiyat tarihinde hem de Türk jimnastiği açısından. Gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum ve 2016'da Rio Olimpiyatlarına giden ilk erkek jimnastikçiydim. 2020'de de bu madalyayı alma şerefine nail oldum. Yani ben 2016'da bir söz vermiştim. 2016'da bıraktığım hayallerimi, hedeflerimi 2020'de gerçekleştirmek istiyorum demiştim ve onu da gerçekleştirdim. İnşallah bundan sonra da daha büyük başarılar 2024 Paris Olimpiyatları'nda gelecek. Peki o anlara gidersek, hani o finale doğru gidersek kazanacağını, evet ben bu madalyayı alacağımı düşünüyorum diyor dedim bir yana, inanmışlık anlamında. Evet, zaten son yıllardaki performansım bunu gösteriyordu. Son olimpiyat öncesi 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 tane de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadım. Bu olimpiyat oyunları öncesinde ne kadar iyi hazırlandığımın göstergesiydi. Rakip analizimizi iyi yaptık, başlangıç notlarımızı yükselttik ve zaten olimpiyat oyunlarında madalyanın en büyük adayıydım. O yüzden hedeflerimiz doğrultusunda, çalışmamız ve emeğimizin karşılığı doğrultusunda bu sonuca vardık ve çok mutluyum. Antrenmanlardan gidelim, yine antrenmanlar bitmedi. Hızlanarak devam ediyor anladığımız kadarıyla. Şu an nereye hazırlanıyoruz? Hedeflerimizde Şimdi neler var? tabii ki uzun vadeli hedeflerim 2024 Paris Olimpiyatları. O olimpiyat oyunlarında tabii ki hedefim daha da yüksek olacak. Onun öncesinde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonaları var. Seneye en büyük yarışmam Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası olacak. Ona hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Sporcunun hiçbir zaman hedefi bitmez. Olimpiyat oyunlarından sonra da durmadan çalışmalara devam ediyoruz. Peki 2024 olimpiyatlarındaki hedefimiz ne? Tabii ki jimnastik branşı çok zor bir branş. Yani olimpiyat oyunlarında madalya kazanabilmek eskiden hayaldi. Ben bunu hedeflerime dönüştürerek başardım. Şimdi de bu hedefi daha da geliştirmek istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatlarında altın madalya hedefliyorum. İnşallah diyoruz. Peki antrenmanlar nasıl geçiyor? Kaç saat çalışıyor bir olimpiyat şampiyonu, ya yani olimpiyat madalyalı bir Allah sporcu? söyletti herhalde İnşallah aynen. şampiyonluğu. Evet. Olimpiyat madalyalı bir sporcu şu anda 6-7 saat antrenman yapıyor. Günde 6-7 saat antrenman yapıyorum. Ve bunun dışında tabii ki günümün 3'te 2'si salonda geçmesinin dışında, salon dışında da dinlenmeme çok dikkat ediyorum. Beslenme. Beslenmeme çok dikkat ediyorum ve bir sporcunun, olimpik düzeyde bir sporcunun düzenli bir hayatı var. Sabah kalktığım saat hep belli, antrenman yaptığım saat belli. Yani öğle uykumun saati bile belli. Öyle düzenli yaşıyorum. Gerçekten olimpik düzeyde başarı kazanmak isterseniz düzenli bir şekilde hayatınızı idame etmeniz gerekiyor. Gençlere siz videosunuz sonuç itibariyle ne tavsiye edersiniz? Tabii ki ben madalyamı aldıktan sonra tek bir şey söylemiştim. Bu madalya beni izleyip benden ilham alan ve jimnastiğe başlayan bir çocuk bile olursa işte ben o zaman başarılı olurum. Çünkü bu madalyayı benim sürdürülebilir hale getirmem lazım. Gençlere bir örnek rol model olmam lazım ve en büyük tavsiyem buradan gençlere sadece jimnastik değil, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelidir. Spor sadece fiziksel bir aktivite de değil. Spor hem fiziksel hem mental, psikolojik, disiplin, kültür her anlamda gelişiminizi sağlar. Ve spora başladıktan sonra her branşın başı olan jimnastik de çok çok önemli. Buradan sadece gençlere değil, onların ebeveynlerine de şunu söylemek istiyorum. Sporu bir hayatlarının bir parçası haline getirmeleridir. Görüyoruz gençleri de çocukları da gençleri de yetiştiriyorsunuz. Nasıl Türk jimnastiği gelecek açısından? Türk jimnastiği son 6-7 yılda Şu an çok büyük bir ivme kazandı. Özellikle benim olimpiyat madalyamdan sonra jimnastiğe olan ilgi alaka çok arttı. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bunu sürdürmek için bunu geliştirmemiz lazım. Gençlerde yani Türk insanına bir şey bir hedef koy. Onu çalışarak gerçekleştirsin. Gerçekten Türk insanı bu konuda hem
hırslı hem azimli ve şimdiki gençler altyapıda çok güzel, çok yetenekli gençler yetişiyor. Biz de inşallah akademimizde de iyi bir şekilde gençleri yetiştirerek benden daha büyük başarılar kazanmalarını sağlayacağız. Teşekkürler.